E, Sinan Oğan konusu hani Ferhat Bey şimdi söyledi ama e, Sinan Oğan konusunun bir şekilde ben gündemde olduğunu yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemde olduğunu ve Sayın Bahçeli ile bunu konuştuğunu düşünüyorum. E, çünkü hani siyasette bir de şey vardır hani real politik vardır yani e, kimse tamam pazarlık yapmadık dediler şimdi Dolmabahçe'deki Sinan Oğan'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın o destek görüşmesinde pazarlık yapmadık belki bakan pazarlığı yapmadık işte vatan filan dediler ama bu hani biliriz yani siyasinde gerçeği budur. Kamuoyuna öyle söylenir. Ee, ama içeride mutlaka ve mutlaka bir şeyler konuşulmuştur. Çünkü Sinan Bey'in Türkiye'ye yönelik bir planları var, kaygıları var, bir hevesleri var. Ee, Cumhurbaşkanının bir tabii bir şeyi var. Türkiye'ye yönelik bir planı var, projesi var. Ee, hem onu örtüştürmek hem de o örtüşmede yani Sinan Bey tamam ben de katılayım de hani destek vereyim de ne olacak yani ne yapacağım yani e, gibi bunlar illaki konuşulmuştur. Ee, ama bunu hani ben tırnak içinde pazarlık yani hani kötü anlamıyla pazarlık diye de düşünmem. Bu Hı. siyasetin ger şeyidir yani gerçeğidir Realitesi, yani Evet. Bir, bir ittifaktır, bir şeydir, birleşmedir ve o ittifaklarda herkes get getirdiği güç oranında bir pay alır şeyden iktidardan yani o pay almak da kötü bir şey değildir. Yani yönetime o oranda katılır. E, ve böylece düşüncelerini yönetime katar. O anlamda söylüyorum. E, ben hani Sinan o ana e, bir görev bekliyorum ama bu bakanlık, bakanlık olmaz da bakanlık olmaz da olur. en az bakanlık üzeyinde bir meselesi. bir şey olur. Onu söyleyeyim. Bir söyleyeyim. Başka ülke bir ülke ülke Türklerle olabilir. alakalı Türk önümüzdeki ülke dönemde ülke. bir görevlendirme olabilir. Türk Mutlaka dünyası. ki yararlanılacaktır Sinan Oğan'dan. Çünkü e, Afet Bakanlığı konusunda evet. e, Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiğini, böyle bir bakanlığın kurulması gerektiğini, bunu da dikkate alacağını, değerlendireceğini söylediğini biliyoruz. Yani <laughs> Sayın Erdoğan'ın yarın kabinesine bir Afet Bakanı da açıklanabilir. Ama burada Sinan Oğan mı olur o? Sinan Oğan olmaz. Sinan Oğan ha. olmaz onun bu düşüncesi değerlendirilir ve benim görüşüm tabii bu belki de yarın Sinan Oğan çıkacak ama e, bu noktada e, bir işte aday konusunda Cumhur İttifakı'nın desteklemesi Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Erdoğan'a desteklemesi karşılığında bir bakanlık olacağını sanmıyorum ama önümüzdeki dönemde mutlaka e, kendisinden yararlanılacak bir vazife verilecek. verilecektir. Peki Hacıoğlu senin bir katkın vardı Şimdi de söyleyeyim mi? mi geçmeden önce? Hı -hı. Şimdi devlet bey, e şimdi pay alır dediniz ya, Şaban Bey'in e, ifade ettiği, getirdiği ölçüsünde bir pay alır. Ama bu Cumhur İttifakı için geçerli değil. Bakın %10, 11'di 2018'de, şimdi %10 üzerinde oyu var Milliyetçi Hareket Partisi'nde ama bir bey, talebi şöyle, söz konusu bey, değil. Tamam, devlet beyin tarzı farklı ama de, şimdi bakın, şimdi ne, ne konuşuyoruz mesela? Cumhurbaşkanı diyoruz Devlet Bey ile görüştü ilk gün önce ve biraz önce sen de dedin Devlet Bey de kabineyi biliyordur dedin. Şimdi bu işte, belirli isimleri biliyordur. Tamam. Yani. Ama bu işte son kararı Sayın Devlet Bey'in Devlet Bey'in iktidara destek vermekten aldığı pay budur. Yani illa pay derken hani iki tane üç tane bakanlık demeyeyim. Öyle bir şey yok. Devlet Bey'in tarzı bu. Yani özgül ağırlığı var. Evet. Ve Erdoğan önemli kararlar verirken Devlet Bey'le görüşme ihtiyacı hissediyor. Çünkü devlet bey kendisiyle önemli kararlar alınırken görüşülmesini bekliyor. Anlatabildim mi? Bu da dolayısıyla devlet beyin Cumhur İttifakı'ndan aldığı pay diyeyim yani. Hani, yani Ama bunu şey anlamda söylemiyorum. İşte. çok doğal, çok olağan. Çünkü çünkü destek veriyorsun, iktidarda kalmasına katkı yapıyorsun. E kardeşim ben sana destek veriyorum da sen hani ne yapacaksın? Yani götürüp arabayı duvara toslarsan o zaman Sanki aslında ben de toplamış gibi olacağım. Şu, Dolayısıyla ne yapacağını bilim, ne edeceğini bilim. Türkiye'nin bekası noktasında toparlan, yani bir arada olunduğu için bu noktaya e, kendi düşüncelerinde mutlaka Sayın Erdoğan, e, Sayın Bahçeli'nin düşünceleri de önemsiyor ve buna göre de bir aslında harmanlayıp ortaya daha zengin bir e, içerik çıkartıyor. Evet. Acıyakışıklı ilaveni alalım. Şöyle. <laughs> e, az önce dedin ya güçlü genç bir kabine aslında iki gündür birileri kabine geliyor, güçlü geliyor, genç kabine geliyor derken Dinamik. listeyi gördükleri için söylemiyorlar. Dinamik kabine geliyor derken aynı Trump gibi. Şimdi Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump Amerika'da oturuyor Sayın Cumhurbaşkanı'na toplantı yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın heyetine dönüp şunu söylüyor. Hı, Hollywood yıldızı gibisiniz diyor. Ve gü <laughs> orada gülüşmeler oluyor. Yani Amerikan Başkanı dönüp bizim Hulusi Kara Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın'ın Hakan Fidan'ın olduğu yere Hollywood yıldızı gibiler diyor ve orada şeyler oluyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının Türk Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk kabinesinin 9 bakanı hiç değişmedi. 5 yıldır görevdeler. Kabinenin yarısından fazlası değişmedi. O yüzden Cumhurbaşkanı 5 yıldır değiş 5 yıl boyunca değiştirmeyeceği bir kabine kurmak istiyor. Evet. 2028'e kadar. Sayın Cumhurbaşkanı her yerde değişikliği seviyor. MYK'da, MKYK'da, genel başkan yardımcılarında, meclis seçimi olduğu zaman milletvekillerinde, il başkanlıklarında, teşkilatlarda sürekli bir e, dönence var. Seviyor bunu Sayın Cumhurbaşkanı, yeniliği seviyor. Ama bir şey de... Böylece, sevmiyor. her, böylece o, o geniş kadrodaki herkese de ben de bir evet. makama gelebilirim ve beklentisi oluşturuyor. Neredeyse yüz tutmuş bir ismi birdenbire bakan olarak görebiliyorsunuz. Aa evet bu varmış diyorsunuz. Ama bir yerde değişikliği sevmiyor. Kabinede değişikliği sevmiyor. Yani bakanların benim diyor 5 yıl gitsin. Çünkü ülke yönetiyorsunuz. Yani güven ve istikrar olmaz. Tabii istikrar, istikrar Hani 5 yıllık bir evet. strateji ve 2028'e kadar bu stratejinin gitmesi lazım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabinesi güçlü bir kabine olacaktır. 2018'de kurduğu kabine gibi ve 5 yıl değişmemek üzerine kurulacaktır ama arada da değişiklikler olur. Hayatın getirdiği bir şey var. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin payı aslında güzel bir yere girdi Sayın Sevinç ee, ama Sayın Bahçeli'nin payında ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle Sayın Bahçeli hükümetten pay olarak destek vermesinin bedeli olarak istediği tek bir şey var. Devletin bekası. Yani Sayın Bahçeli'ye gelip de PKK elebaşlarının şu 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 isimleri öldürdük denmesi Sayın Devlet Bahçeli için en büyük pay FETÖ elebaşı öldü değil Sayın Devlet Bahçeli için en büyük pay Sayın Bahçeli bir kere şunu demişti hatırlıyorsanız Aynı cümleyi kuruyor 3 aşağı 5 yukarı Bizim hükümette sorumluluğumuz yok Gibi bir şey söylemişti çok tartışılmıştı Aa bakın hükümeti yalnız bırakıyor hükümet oysa Sayın Bahçeli şunu demek istedi Biz Hükümet Sorumluluğunu yetkisini Sayın Cumhurbaşkanına verdik Yani biz o açıdan Oraya karışmıyoruz anlamında söylemişti ve hakikaten Sayın Bahçeli karışmıyor buraya. Sayın Bahçeli'nin istediği şey şu: terörün bitirilmesi, devletin bekası, Karabağ zaferinin müjdesi Sayın Bahçeli'ye verildiyse yeter. Milli yani, projelerin milli devamı. Milli projelerin devamı. Sayın Bahçeli'nin istediği bu. O yüzden Sayın Bahçeli'ye gidip de efendim kabineye kime atayım diye sormaz. Mesela Süleyman Soylu ile ilgili söyleniyor. Süleyman Soylu ya sayın, bir istişare olmuştur ya konuşulmuştur. İstişare olabilir. Yani fikir Ama burada şey dedi, yok. Eee yani. onaylama onaylamama yok. Tabii, Çünkü tabii. Sayın Bahçeli hakikaten tam bir devlet adamı. Ve sayın bakın Türkiye'de devlet Bahçeli gibi bir siyasetçi yok ki. Çok büyük bir destek veriyor, ve hiçbir pazarlığa girmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya yüzde %0. Nokta bilmem kaç yüzde %0.1 oy alıp almadığı belli olmayan parti Sayın Kılıçdaroğlu'na etmediğini bırakmadı. Burnundan getirdi. Ne derseniz deyin. Sayın Kılıçdaroğlu'nu rezil ettiler yani. Ama bakın Sayın Devlet Bahçeli yüzde on oy, 50 tane milletvekili olmasına rağmen girmiyor. Süleyman Soylu ile ilgili e, Sayın Bahçeli de Süleyman Soylu'yu sever. Ve kalmasını ister. Niye? Terörle mücadelede Süleyman Soylu'nun çok önemli. Şu anda PKK'ya katılan kaç kişi kaldı? PKK'lı kaç silahlı olduğunu, 100'ün altına düştüğünü ya, Sayın en Süleyman En son bizim Yüz'deki yayına e, Sayın Soylu konuk olmuştu. 77 kişi var dedi. 77 Onların kişi. da bir işte bir tanesinin kolu bir tanesinin bacağı, ağır yaralılar As dedi yani. Önümüzdeki dönemde sıfırlanacak o dedi. Açıdan, Çok az kaldı. Sayın Soylu'yu siz de en son programı yaptınız. Başarılı da bir programdı. Sayın Soylu'yu Erdoğan da sever. E, Sayın Bahçeli de sever. Orada biraz meclis denklemi işi değiştiriyor. Yani 23 fark kaldı 300'ün altına düşmeye. Eğer 23 vekil giderse Cumhur İttifakı e, çoğunlukla yasa çıkarma gücünü elinden kaybediyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı oraya dikkat edecektir.